Herkese merhaba arkadaşlar ve Sis Bizi Yutar hikayesinde 1. sezon 7. bölümle devam ediyoruz. Dragon rotasındayız. Yolunu arıyorsun ama dikenli olabilir. Bölüm açılırken videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bölüm 7 İhanet ve Yeni Sorular. Hadi bakalım. En son o milyon salağa yüzü öfkeyle çarpılmış bir adam kalabalığın arasından çıkıp Milon'a bir taşlık daha attı. Boğuk boğuk inledi. Dizlerinin üzerine çöktü. Kan daha büyük bir şiddetle fışkırdı. Görüşünü bulanıklaştırdı. Ancak genç adam artık merhamet isteme hakkına sahip olmadığı o kişinin gözlerine bakmaya devam etti. Ya da kalabalığın içinde yumruklarını sıkarak gözyaşlarını tutmaya çalışarak durdu. Vücudundaki her kas gerilmişti. Duyguları yakalanmış bir kuş gibi göğsünde acı verici bir şekilde çırpınıyordu. Arkadaşının burada olduğuna, korkunç bir suçla, cinayetle suçlandığına inanamıyordu. Baba kızını omuzlarından tuttu. Hareketleri beceriksiz ve gergindi. Onu kendi ellerimle boğardım. Ya da başını babasına doğru kaldırdı. Olamaz. Kızının gözlerinde dostluğa olan inancının yok olduğunu görmek anne için özellikle çok acı vericiydi. Her insanın hayatında muhtemelen güvenden tamamen vazgeçme zamanının geldiği bir anın geleceğini düşündü. Muhtar öne çıktı. Sesi gürledi, derin ve güçlü, çığlıkları susturdu. Kız kardeşimizi öldürmekle suçlanıyorsun, suçunu kabul ediyor musun? Başını kaldırdı ve kızın keskin bakışlarıyla karşılaştı. Atılan taşlardan daha korkutucuydu, adam ürperdi. Gözlerinde acı ve af için yalvarış vardı. Derin bir nefes aldı ve fısıldadı. Ben kabul ediyorum. Sadece kabul ediyorum demez misin? Sebebini de açıkla bari. Kalabalık fısıldaşmaya başladı. Erkekler yumruklarını sıktı ve kadınlar başlarını kocalarının omuzlarına gömdüler. Siyana rahibenin sıcak elini sıktı. Dehşet ve tiksintiyle baktı. Mila elleriyle yüzünü kapattı. Herkes köyün başına gelen bu trajedi karşısında şok olmuştu. Nedo o kadar kötüydü ki hareket edemiyordu. Sessizdi ve yalnızca sonunda serbest kalan gözyaşları onun duygularını ele vermişti. Bu bir hata, hiç mantıklı değil. Çocukluğundan beri tanıdığı arkadaşa affedilemez bir şey yapmıştı. Yüzü solgunlaştı, gözleri korku ve umutsuzlukla parladı. Sevdiklerinin bakışlarıyla karşılaşmaya cesaret edemeyerek başını eğdi. Muhtar elini kaldırarak sessizlik talep etti ve devam etti. Yaptığın şey yüzünden sisin içine gönderileceksin. Kötü ruhlar adaleti sağlasın. Kaderin onların elinde. Amca bir şeyler öğrenip yollasaydık. Uzaktan annesinin çığlığı duyuldu. Anne ve babasını müdahale etmemeleri için yaklaştırmadılar. Ozır ve başrahibe her şeyi sessizce dışarıdan izliyordu. Sonra büyücü bir işaret verdi ve Wallet'la yaşlı rahip yaklaştı. Dizlerinden kaldırdılar ve onu size doğru götürdüler. Bir adım daha ve suçlu sonsuza dek onun içinde kaybolacaktı. Lada daha fazla dayanamadı. Kalabalıktan çıktı. Koştu, elini tuttu. İnatçılığın yolu. Doğruyu söyle. Neden yalan söylüyorsun? Yanıt olarak onun elini sıktı ama gözleri kararlılıkla doluydu. Kaderine razı olması gerektiğini biliyordu. Affet beni Lada, gitmek zorundayım. Bunu neden yaptın? Babası onu uzaklaştırmaya çalıştı. Neden? Baba kızını nazikçe ama ısrarla uzaklaştırıp onu tekrar kalabalığa götürdü. Başını Wallet'a kaldırdı. Rahibin yanında çok küçük ve savunmasız görünüyordu. Kendi başına mı gideceksin? Bakışlarını köye çevirdi. Gözleri anne babasını arayarak yüzlerinde hayalet gibi gezindi. Bulamayınca sessizce cevap verdi. Evet, kendim. Hıçkırıklarını bastırarak birkaç kez yutkundu, korkuyordu. Annesine sarılmak istiyordu, son kez sarılmak. Artık zamanın geldi. Hızla başını salladı, dudaklarını bastırdığı gözyaşlarından titrediğini hissetti. O an bunca zamandır rahipten boşuna korktuğunu anladı. Asıl kabus içine girmeye mahkum olduğu bu aşılmaz karanlıktı. Artık Wallet'a hayrandı ve onunla yer değiştirmek için çok şey verirdi. Onun kadar güçlü ve korkusuz olmak isterdi.
Zaten çok güçlü olduğuna ve korkusuz davrandığına kendini ikna etmeye çalıştı. Ancak tüm bu düşünceler gelecek olanın dehşeti karşısında buhar gibi uçup gitti. Geri dönüş yoktu. Rahipler kaçmasına izin vermeyecekti. Peki bu çocuğun öldürdüğünü nasıl öğrendi bu köy? Son kez arkasına baktı ama etrafta sadece yabancı yüzler gördü. Neredesin? Neden yalnız başıma ölüme gidiyorum? Neden gözlerini göremedim? Bunu kime söylüyor? Bacaklarının korkudan boşaldığını hissederek sisin içine bir adım attı. Sonra bir adım daha attı. Sis anında bir yılan gibi vücudunu sardı. Serin ve nemliydi. Arkasına baktı ama sadece bulanık silüetler gördü. Hıçkıra hıçkıra ağladı. Kendini tutmanın artık hiçbir anlamı yoktu ve gücü de yoktu. Yoluna devam etti. Belki ileride yine karşılaşırız. Ben öleceğini de düşünmüyorum. Acı ve dehşet dolu, delice, neredeyse hayvani bir çığlık. Aniden oluşan sessizliği parçaladı. Lada paniğe kapılarak titredi ve gözlerini kapattı. Hiç bu kadar korkunç çığlıklar duymamıştı. Demek böyle bir şeymiş bu. Sis. Neden çığlık attı? Sis ona ne yaptı? Bütün bunlar neden başımıza geliyor? Baş rahibe ellerini gökyüzüne kaldırdı ve bir dua okumaya başladı. Annesi pençelerden kurtuldu ve sisin içine doğru koştu ama yaşlı rahip tarafından durduruldu. Anne bir o kadar korkunç bir çığlık attı ve onu oradan uzaklaştırdıklarına kadar çığlık atmaya devam etti. Kalabalık yavaş yavaş dağılmaya başladı. Zavallı kadın. Yapma anneciğim, siz zavallı değil misiniz? Çocuğunuzu öldürdü. Sislerin arasında kayboldu ve çığlığı onu sevenlerin kalplerinde yankı olarak kaldı. Ya da ailesinin ellerini üzerinde hissetti. Ona güven veriyor ve onda teselli arıyorlardı. Hena bir sütun gibi duruyor ve sisin içine bakıyordu. Yüzünde kayıtsızlık ve anlamsızlık vardı. Anlıyor mu? Ya da ablasının bakışlarını takip etti ve tüyleri diken diken oldu. Nefesi kesildi. Sisin dibinde Veria duruyordu. Ne bacım ne? Ne istiyorsun yine? Kardeşinin solgun, ince parmağı bir yere işaret ediyordu. Lada o yöne baktı. Uzakta kimsenin fark etmediği bir figür duruyordu. Bu ilk bölümde karşımıza çıktı koyun otlatırken. Yabancı sanki kızın bakışını hissetmiş gibi hemen arkasını döndü ve yavaş yavaş ormana doğru yürüdü. Onu daha önce görmüştüm. Lada adamı takip etmek istedi ama annesinin titreyen elleri onu durdurdu. Bitti. Veria sonunda huzur bulacak. Ama ben huzur bulamayacağım. Bir sürü boşluk var. Kendilerini rahatlamış hissediyorlar. Ama ben hissetmiyorum. Ne oldu? Bu yabancı. Sürgününde nasıl bir rol oynadı? Rahibeye, muhtara anlatmalıyım. En azından dinleyecek ve bu sürülerin yükünü taşıyabilecek birini anlatmalıyım. Dragon onlara yaklaştı. Kızın kulakları anında öfke ve üzüntü yüzünden tıkandı. Aniden annesinin Dragon'ın Milon'la tartıştığı sözlerini ve Milon'un bu sözlere verdiği tepkiyi hatırladı. Bir bağlantısı var mıydı? Dragon ona bakmadı ve babasıyla konuştuktan sonra veda etti. Ancak Lada fazla uzaklaşmasına izin vermedi. Anne ve babasından kendini beklememelerini istedi ve koşarak Dragon'a yetişti. Yolunu kapattı. Ağır ağır nefes alıyordu ve bir şey söylemek için düşüncelerini toplayamıyordu. Dragon ona sakince ve aynı zamanda gizli bir gerilimle baktı. Ne sorsam? Benden, bizden ne saklıyorsun? Dragon'ın kafası karışmış görünüyordu. Sen neden bahsediyorsun? Önceki gün kavga etmişsiniz. Veria ölmeden önce onunla da kavga etmişsin. Dragon hızla bir adım öne attı. Kaşları öfkeyle parıldayan gözlerinin üzerine tehditkar bir şekilde çatılmıştı. Benden mi şüpheleniyorsun? Çözmek istiyorum. İnanmıyorum. Öyle bir şey olamaz. Bir şeyler biliyor gibisin ve... Bunu benim yaptığıma inanmak senin için daha mı kolay? Öyle bir şey söylemedim. Ne de aptallık ettiğini biliyordu ve konuya böyle sadan gibi atladığına pişmandı. Ancak birdenbire bilmesi gerektiğini idrak etmişti. Dragon, Veria ve Milon'un arasında ne olduğunu bilmesi gerekiyordu.
Aksi takdirde takıntılı ve acımasız varsayımlardan delirecekti. Ne de ona doğru bir adım attı. Suçlamıyorum, seni suçlamıyorum Dragon. Sesindeki içten sempati demircinin kızgınlığını yatıştırdı. Üzgün olduğunu anlıyorum. İçini çekerek başını salladı ve yine de cevap verdi. Dokunmadım, gerçek anlamda iletişim kuramadık bile. Eriya ise benim yüzümden ağladı, bu doğru. Ve ben ömrümün sonuna kadar onu ağlattığım için vicdan azabı çekeceğim. Ama onu ben öldürmedim. Ona asla parmağımı bile sürmezdim. Ben... Ya ama biz seni suçlamak için söylemedik bunu. Başka şeyler öğrenmek için söyledik. Onu seviyorsun. Dragon size baktı, yumruklarını sıktı ve sonra yavaşça açtı. Bunu en iyi arkadaşının yaptığını kabul etmek istemiyorsun, anlıyorum. Ama ben yapmadım. Nelda yaklaşan gözyaşlarından dolayı boğazının kasıldığını hissetti. Biliyorum. Dragon kıza yukarıdan bakıyor ve onun ne kadar acı çektiğini, acısını ne kadar çaresizce saklamaya çalıştığını görüyordu. Genç adam kıza sarıldı. Nelda dondu kaldı, hatta nefes almayı bıraktı. Dragon onun kafa karışıklığını hissetti. Ben de Veria'yı özlüyorum. Bu sözler üzerine Nelda gözlerini kapattı, ona tatlı bir acı yaşattılar. Aniden bencilce ve acımasızca bunun bir yalan olmasını istedi. Nedenini bilmiyordu. Dragon'ı o an neden itmek, ona neden vurmak istediğini anlayamıyordu. Neden bu sözler ona daha da fazla eziyet etmişti. Ama kız bir şey yapmadı. Demircinin onu beceriksizce saran kollarında durmaya devam etti. Ağır iş yapan yaralı elleri neredeyse ağırlıksız bir şekilde sırtına dokunuyordu. Kız onu daha çok sıkmasını, nefes alamayacak kadar sıkı sarmasını istiyordu. Kardeşinin hayaletiyle değil... Burada onun yanında olduğunu hissetmesi, idrak etmesi için buna ihtiyacı vardı. Desteğe ihtiyacı vardı. Leda nefes aldı ve Dragon'ın kokusunu içine çekti. Ondan demir kokusu geliyordu. Metalik, serin, paslı yağmur gibi. Örsü ve her yöne uçuşan kıvılcımları hatırlıyordu. Kömür ve duman kokuyordu. Bu hafif baharatlı koku Dragon'ı bir pelerin gibi sarıyordu. Fırın gibi kokuyordu ve bu dumanın içinde dünyanın kendisi gibi ilkel ve kadim bir şey vardı. Bu aromaların karışımında ter notaları da hissediliyordu. Keskin değil ama kalıcıydı. Emeğin, çalışmaktan oluşan nasırların ve güçlü kasların kokusu. Ağır işten korkmayan bir adamın kokusu. Ya da bir nefes daha aldı. Kokusu tek bir aromada birleşti. Taze, ekşi, hafif bir odunsu sabun izi. Ona güvenliği ve yuvayı, değerli ve yakın bir şeyi hatırlattı. Kız gözleri kapalı olarak adamın kollarında durdu ve bir anlığına etrafındaki dünyayı unutmak için kendine izin verdi. Ona yakın olmayı, dokunuşunu hissetmeyi seviyordu. Ama bunu göstermeye cesaret edemiyordu. Ya da kendine bile itiraf etmeye cesaret edemeyerek duygularını saklıyordu. Dragon'ın elleri hafifçe titriyordu ama duygularını ele vermemek için sakin kalmaya çalışmıştı. Bu anın kendisi için sandığından daha önemli olduğunu biliyordu. Ya da hissiyatını dinledi. Erkek parmaklarının hafifçe sırtını okşadığını, nefesinin onunkilerle nasıl karıştığını hissetti. Vücudu bu dokunuşa karşılık veriyordu. Uygunsuz derecede istekliydi. Kız Dragon'a biraz daha sokuldu. İkisi de yüksek sesle tek kelime söylemeye cesaret edemese de sessizlikleri kelimelerin anlatabileceğinden daha fazlasını anlatıyordu. Bu anı asla unutmayacaksınız. Neydi o? Barış mı? İtiraf mı? Yoksa bir anlık zayıflık mı? Dragon annesinin sözlerini hatırladı. Her zaman gerçekleşen sözlerini. Ellerini çekti ve bir adım geri çekildi. Ya da bu hareketi karşısında incinerek ona baktı. Daha senle neyine inciniyorsun? Bu kadar bile yapması yani bir şeydir. Önce Dragon geri çekildi. Kız aksini istediği her seferinde onu hep uzaklaştırırdı. Çalışmam lazım. Onunla yine Veria'nın bilmediği şu kayıtsız ses tonuyla konuştu. Ya da kırgınlığını yuttu. Yine Milo'nu hatırladı ve kederden gözlerinde parıltılar patladı. Adama bir şey demeden eve doğru yürüdü. Dragon kendisini Veria'nın sözlerini hatırlamaya zorlayarak kızın peşinden baktı. Ya da ailesine yardım etmek için eve döndü. Havada keder ve hala ağlanmamış üzüntü olmasına rağmen gözle görülür şekilde canlandılar. Artık kızlarının başına ne geldiğini biliyorlardı. Ve hayatlarına devam etme cesaretini kendilerinde bulabiliyorlardı. Ya da işini bitirdikten sonra yürüyüşe çıkmaya karar verdi. Kıyafet.
Bazen Lada düşüncelerine dalınca ayakları onu kız kardeşinin son gördüğü yere götürürdü. Lada özel bir şey hissetmeyi bekliyormuş gibi bir süre orada durdu. Dururdu ama kalbi aynı kalırdı. Bu sefer bir istisna değildi ve Lada nereye gittiğini ancak Tata'yı görünce fark etti. Lada'nın buradayken genellikle yaptığı gibi o da duruyor ve yere bakıyordu. Onu kalabalıkta görmedim. Orada mıydı? Milo'nu gördü mü? Lada kıza yaklaştı. Merhaba. Tata birkaç adım geri çekildi ve çimlere oturdu. Dizlerini elleriyle tuttu ve bakışlarını yerden kaldırmadan düşünceli bir şekilde şöyle dedi. İlk taşı atan bendim. Tam yüzüne çarptı. Attım ve kaçtım. Tata gözyaşlarına boğuldu ve yüzünü dizlerinin arasına sakladı. Lada kıza sempati duyarak yanına oturdu. Bu sırada Tata içini dökmeye devam etti. Sesi boğuk ve histerik geliyordu. Sevmiştim. Arkadaş olabileceğimize bile karar vermiştim. Başını kaldırdı. Önünde bir yere baktı. Ne salağım, neyi umuyordum? Kafasında dönen yeni düşüncelerden dudakları titriyordu. Zavallı Veria. Sence bunu Milon mu yaptı? Tata gözyaşlarıyla ıslanan yüzünü kıza çevirdi. Pembe yanaklı, kızarmış gözleri ve gözyaşlarından birbirine yapışmış kirpikleriyle özellikle güzeldi. Samimi, açık, olduğu gibi. Kavga ettiklerini söyledi. Ona ders vermek istediğini ama kendini kaptırdığını söyledi. Bunlar gerçek sebep değil gibi ya. Ne konuda kavga etmişlerdi? Anlatmak istemedi. Bunun tuhaf olduğunu düşünmüyor musun? Tata bir süre kıza baktı. Onu anlamaya çalıştığı gözlerinden belliydi. Sonra konuştu. Sesinde üzüntü vardı. Suçlu olmadığını düşünüyorsun. O böyle bir şey yapmazdı. Ama yaptı. Belki Veria bir şeyler öğrenmiştir ve Milon bunu saklamak istemiştir. Neyi saklamak? Ne fark eder ki? Bilmeliyim biz bunu. Neden yapmadığı bir şeyi itiraf etsin ki? Lada, lütfen yapma. Tata yine yanlarından süzülerek geçen sis duvarına bakarak başını salladı. Benim hatam, ben kabul edemedim ve şimdi sen de aynısını yapıyorsun. Ama katil cezasını çekti, bitti gitti. Veria'nın gitmesine izin vermeli ve onun tanrılarla rahat bir şekilde yeniden bir araya gelmesine izin vermeliyiz. Ama ben onun hayaletini görmeye devam ediyorum. Bana işaretler veriyor, bir adam gördüm, o. Onun ruhunu bırakmıyorsun, ona işkence ediyorsun. Veria'yı varoluşun yükünden kurtar. Lada bunu düşündü. Kederden perişan halde aynadaki bezi çekmiş ve kız kardeşinin ruhunu tutmuştu. Tüm bu rüyalar ve ipuçlar ancak bir yardım çığlığı olabilirdi. Veria onu rahat bırakmasını istiyordu. Lada ise tamamen farklı şeyler uydurmuştu. Tanrım, ne yaptım ben? Tata yüzünü saklayarak yeniden içine kapandı. Onu destekle. Havada çimen kokusu ve sisli nemle karışık tatlı bir tazelik vardı. Yaprakların sessiz hışırtısı rahatlatıcıydı ama kızlardan birinin hıçkırıklarını bastıramadı. Ya da uzun süre teselli sözcükleri aradı ama ne söyleyeceğini bulamadı. Bunun yerine elini kızın sırtına koydu ve birkaç kez okşadı. Tata daha da şiddetli ağlayınca kız korktu ama sonra arkadaşı aniden sustu ve doğruldu. Derin bir nefes aldı ve gözyaşlarını sildi. Özür dilerim, çok utanıyorum. Muhtemelen zayıf olduğumu düşünüyorsun. Hayır, kesinlikle hayır. Ben de ağladım. Gerçekten mi? Ağlamayı bilmediğini sanırdım. Nedense bu sözler kızın kalbine bıçak gibi saplandı. Öyle bir şey yok. Özür dilerim. Özür dilemeyi bırak. Tata düşüncelerini toparlayarak düzensiz bir şekilde nefes verdi. Arkadaş olabiliriz. Ne? Lada onun yüzündeki şaşkınlık ifadesine neredeyse gülecekti. Seninle arkadaş olabiliriz. Yalnız kalmayacaksın Tata. Milon ve Veria'sız kaldım. Kimseyle konuşmuyorum. Tata gülümsedi ve ona daha yakın oturdu. Ve gülümsemesi biraz zorlama olmasına rağmen neşeyle ve kararlı bir şekilde cevap verdi. Merak etme, seni ziyaret edeceğim. Ev işlerine yardım edeceğim. Sana kim yardım ediyor? Yapayalnızsın Tata. Teşekkür ederim. Karşılığında ben de sana yardım edeceğim. Tamam. Tata yüzündeki gülümsemeyi bastırmadan kıza baktı. Ya da dudaklarının uçlarının titremeye başladığını fark etti. Yine tiyatro yapıyor. Görünüşe göre yüzüne bir şey yansıdı. Çünkü Tata aceleyle başka tarafa baktı ve kendini gülümsemeye zorlamayı bıraktı.
Tata'nın yalnızca büyük annesi vardı. Onun ölümünden sonra uzun süre yalnız kaldı. Kimsesiz. Sonra Veria ortaya çıktı ve Tata bu dünyada ona değer veren birinin olacağını umdu. Ama Veria öldü. Ve şimdi de Milon. Ölümün yağmaladığı boş kalbinde bir yer edinebilecek kişi. Lada, Tata'ya destek olmak istedi. Umutsuzluğun uçurumunda kaybolmasına izin vermemek istedi. Tata senin için değerli. Onunla arkadaş olmak istiyorsun. Veria seninle arkadaş olmamı istiyordu. Karşıydım ama şimdi pişmanım. Harikasın Tata. Tata'nın gözlerinden yine yaşlar aktı. Başını kaldırdı ve kızın dikkatli bakışlarıyla karşılaştı. Lada ona baktı. Saçları yumuşak bir dalgayla omuzlarına düşüyordu. Gözleri endişe ve sempatiyle parlıyordu. Tata'nın gözlerine ise endişe yansımış. Ama aynı zamanda kendisinin de bilmediği bir kıvılcım yanmıştı. Göz bebeğinin merkezinde bir tür ilgi ve umut parlamıştı. Ya da kalbinin daha hızlı attığını hissetti ve ona sanki zaman durmuş gibi geldi. Bu duygu onun için yeni ve beklenmedik bir duyguydu. İçinde onu Tata'ya doğru çeken bir sıcaklık yayıldı. Lada, Tata'yı tüm dertlerden korumak istedi. Onu yalnız bırakmayacağına, yanında her zaman sadık bir dostun olacağına söz vermek istedi. Peki Lada böyle bir şeyin sözünü verebilir miydi? Tata sonunda sakinleşti ve ayağa kalktı. Etek ucundan kumaşa yapışan çim saplarını silkeledi. Gitmem lazım. Teşekkür ederim her şey için. Kalırdım ama... Sorun değil, benim için de zamanı geldi. Sesi duygusuz ve düşünceliydi. Lada düşünceleriyle baş başa kalmaktan ve arkadaşını özlemekten korkuyordu ama bunu itiraf edemiyordu. Tata, nazik ve arkadaş canlısı kalmaya çalışma alışkanlığından dolayı zar zor gülümsedi ve evine doğru yürüdü. Lada soğuk avuçlarını yanaklarına bastırdı ve derin bir nefes aldı. Milo'nun sisin kollarına düştüğü anı zihninde yeniden canlandırdı ve zehirli acıma duygusuyla kaburgalarının sıkıştığını hissetti. Ya gerçekten Veria'yı öldürdüyse benim ona acımamı hak ediyor mu? Hayır, etmiyor. O kardeşime acımadı. Öyleyse ben neden onun için üzüleyim ki? Ya da sanki bu içine oturan yumruğunun parçalanmasına yardımcı olabilirmiş gibi hafifçe göğsüne vurdu. Yine de aklımı almıyor. Bu çok saçma. Milon ve Veria'nın kavga edecek bir konuları yoktu. Şüpheler kafasına sızdı. Ya olduysa? Her şeyin bedelini ödemek lazım değil mi? Tanrıların vasiyeti. Yoksa Veria'yı öldürmekten mi bahsediyordun? Ya da başını dizlerinin üstüne düşürdü. O da neredeyse Tata kadar umutsuzluğa kapılmıştı. Ama ağlamadı. İsteseydi bile daha fazla ağlayamazdı. Ya da yüreğine konuştu. Ve yanıt olarak gelen sessizlik onu korkuttu. Bir hastalık gibi gittikçe daha çok büyüyen iç boşluk. Masum olduğunu öğrenene kadar onu düşünmeyeceğim. Yani ne olursa olsun kardeşime ne olduğunu kesin olarak öğrenme şansımı elimden aldı. Yalancı. Neresinden bakarsan bak o bir yalancı. Ertesi gün. Lada itaatkar bir şekilde rahipleri takip ediyordu. Elbisesi omuzlarını ağır bir yük gibi aşağı çekiyordu. Bundan sonra giderek daha çok onlarla vakit geçirecekti. Bu dünyanın gizemlerine gittikçe daha fazla dalacaktı. Bu konudaki düşünceler heyecan vericiydi ama aynı zamanda korkutucuydu. Uzun, çıplak, çam gövdeleri ince sütunlar halinde gökyüzüne yükseliyordu. Ancak başını kaldırdığında her yöne doğru uzanan iğneleri görebiliyordun. Çam ağaçları yağmur ve tehlike kokuyordu. Baş rahibe ve kahin arkalarından yürüyor ve sessizce bir şeyler hakkında konuşuyorlardı. Lada arkasına bakmamak için kendini zor tutuyordu. Ozer'ın ateşli ve dikkatli bakışlarını üzerinde hissediyordu. Çekmiyor ki bakışını. Kızın uzun zamandır gitmek istediği ama ormana bu kadar derin girme riskini alamadığı yere doğru gidiyorlardı. Lada sorularının bugün yanıtlanacağını umuyordu. Yaklaştıkça hava ağırlaşıyordu. Artık kuşları veya küçük hayvanları görmek mümkün değildi. Kızın kaygısı her adımda artıyordu. Gergin bir şekilde pelerininin eteğiyle oynayarak ağaçların arasında bir şey arıyordu. Sonunda görmüştü. Ormanla kaplı bir tepenin üzerinde yükselen devasa boyutlarda kemikler. Ne kemiği? Oha! Kemik deyince yani koca koca dağ gibi kemik düşünmemiştim. Tanrıların kalıntıları yanında ağaçlar, devlerin ayaklarının altındaki çimenler gibi küçük, önemsiz görünüyordu.
İnce, kırılgan çimenler göklere ulaşmaya çalışan çaresiz filizlerden başka bir şey değildi. Kemiklerin üst ucu gökyüzüne ulaşıyordu sanki. Uçları ince sisin arasında kayboluyordu. Ya da nasıl durduğunu fark etmedi bile. Ağzı şaşkınlık ve hayranlıktan hafifçe açılmıştı. Baş rahibe nazikçe sırtına dokundu. Hayrete düşürüyor değil mi? Gerçek olduklarına tam olarak inanmıyordum. Ama işte buradalar, önümdeler ve seni bekliyorlar. Kaburgaların arasındaki boşluklara giren rüzgar ürkütücü sesler yaratıyordu. Sis yolu, bunda bir yanlışlık var, kutsal olmayan bir şey. Kemiklerin etrafındaki dünya ana hatlarını kaybediyor. Gerçek ile efsane arasındaki çizginin ayırt edilemez hale geldiği efsanevi bir alana dönüşüyordu. Ya da kendini bir nehrin dibindeki kum tanesi gibi hissetti. Bir zamanlar bu dünyada yürüyenlerin gücüne karşı savunmasızdı. Sis yolu, tanrıların dirilebileceği düşüncesi onu dehşete düşürdü. Ya köyün içinden geçip dev ayaklarıyla yüzlerce hayata ezip geçerlerse, farkına bile varmazlar. Neden bu tür varlıklar bizim gibi böcekleri düşünsün ki? Ya da uzağa baktı ve bu kemiklerin ucunu göremedi. Bir tanrının yerini bir başkası alıyor ve sanki bir anda onları bir şey yıkmış gibi sıra halinde yatıyorlardı. Sessiz, ölümsüz muhafızlar sisin yutamadığı küçük dünyalarının sınırlarını koruyorlardı. Rahipler tanrılara fazla yaklaşmaya cesaret edemedikleri için biraz uzakta durdular. Ozer kıza elini uzattı. Yaklaşacak mısın? Ya da yüzünün utançtan kızardığını hissetti. Kız başını eğdi ve kısmen saçlarıyla kendini kapattı. Bakışı hep böyle manalı. Ritüelimizi mi düşünüyor? Ritüelimiz. Kız basit bir ritüel dahi olsa aralarında onları bağlayan bir şey olduğu için utandı. Karşılık olarak elini uzat. Avuç içleri birbirine değdiğinde aralarından geçen bir kıvılcım yüzünden parmakları titredi. Ozer ona güvenmene çok sevindi. Leda önünde bir meşalenin yandığı kemiklerin yanında durdu. Bu ateş uzun yıllardır yanıyor gibi görünüyor. Bu kim? Rahibenin sesi arkasından duyuldu. Perun. Yanında her zaman ne rüzgarın, ne yağmurun, ne de insanın söndüremeyeceği kutsal bir ateş yanar. Kızın nefesi kesildi. Tanrılar hakkında daha fazlasını anlatmasını rica etti. Rahibenin sesi eski huş ağacı gibi sessizce gıcırdadı. Gök gürültüsü ve şimşek tanrısı yüce tanrı, her şeyin tek hükümdarı. Ona boğaları ve diğer büyük hayvanları kurban ederiz. Bir zamanlar taş oklar kullanır ve yağmur yağdığında onları gökten yere fırlatırdı. Ama onun ölümünden sonra tek bir yıldırım bile göremedik. Perun kötü ruhlarla savaşırdı ama şimdi onları öldürecek kimse kalmadı. Orada sisin arkasında çoğalmışlar. Yavaşça ve zar zor duyulacak şekilde konuşarak kızın kaygısını yatıştırdı. Büyük annesinin çocukluğundan kalma bir masal gibi. Perun'a tapınmanın ilk sembolü olarak ilk insanlar gece gündüz söndürülemeyen ateş yakardı. Meşe kütüklerini kullanırdı ve ateşin hizmetkarı ihmal nedeniyle ateşin sönmesine izin verdiyse ölümle cezalandırılırdı. Sisin içine gönderildi. Aynen. Ama artık bu ateş söndürülemez. Bu ateş tanrı gücünün son işareti. Leda gözünü kırpmadan Perun'un sararmış ve hatta bazı yerlerde zamandan kararmış kemiklerine baktı. Onlara dokunmak istedi ama cesaret edemedi. Nasıl ölmüş? Rahibe uzun bir süre cevap vermedi ve Leda bu sorunun bir cevap olmayacağına karar vermişti ama en son kadın konuştu. Onun ölümü en korkunç ölümdü. Tanrının kapanmayan yarasını deşme korkusundan fısıldayarak konuştu. Bütün tanrılar acı çekmişti ama Perun'un gerçekten dehşet bir kaderi vardı. Onlara ne olduğunu bilmiyoruz. Bugüne kadar bize ancak bilgi kırıntıları kaldı. Meşe ağaçlarımız bu yüzden mi ölüyor? Meşeler Perun'a aitti. Tanrıları ile birlikte gidiyorlar. Dünyanızın sırlarını öğrenmeye başlıyorsun. Ve tanrılardan geriye sadece kemikler kalsa da nefeslerini duymaya devam ediyorum. Ozer uzanıp pürüzlü kaburga kemiğine dokundu. Leda heyecanla nefesini tuttu. Bu yasak değil miydi? Ama bir şey olmadı. Öyle görünüyor ki Ozer gerçekten de tanrılar tarafından seçilmişti. Rahibe bir adım geri çekilerek kızlar kahinin yalnız kalmasına izin verdi. Leda çaktırmadan Volut'a bir bakış attı. Neredeyse fiziksel olarak bakışlarını hissediyordu ama gerçekten onu izlediğinden emin değildi. Leda çekinerek kemiklere baktı. Onun üzerinde yükseliyorlardı. Görkemli ve kadim. Onun doğumundan çok önce ve ölümünden çok sonra da var olacaklardı. Bana yardım edeceğine söz vermiştin. Ben üzerime düşeni yaptım. Leda imalarından utandığı için fısıldayarak konuştu ve bu nedenle başını kaldırmadı.
Onun gibilerin talep hakkı yoktu. Kâhinler yalnızca tanrılara itaat ederdi. Hatırlıyorum. Onlara soracak mısın? Her zaman cevap verirler diye bir şey yok. Leda öfkelendi ve ona bakmaya karar verdi. Bana sadece sinirlendiğinde öyle bakıyorsun. Bağımlılık yapabilir. Beni kandırdın. Asla. O da fısıldayarak cevap veriyordu. Bir rüya gördüm. Geleceğini gördüm. Sana anlatacağım. Eğer tanrılar kız kardeşinden bahsetmeye karar verirse sana öğrendiğim her şeyi aktaracağım. Rüyayı Ozer'ın gözünden gör. Ozer. Yastıkların üzerinde uzanmış. Ne? O kızın uykusunu mu izliyordu? Daha doğrusu gitmek zorunda kalmamak için uyuyormuş gibi yaptığını. Ancak genç adamın umrunda değildi. Kızın çıplak bedenine bakıyor olsa da gerçeği söylemek gerekirse gözlerinde zerre ilgi yoktu. Tüh! Büyücünün düşünceleri bu odadan çok uzaktaydı. Dün Leda geceyi Ozer'da geçirdi. Genç adam onunla bir ritüel yapsa da aslında buna gerek yoktu. Büyücü zaten vizyonun yaklaştığını hissetmişti. Sadece kızı test etmek istedi. Yanında biraz daha kalmasını istedi. Basit bir meraktan, boşluktan, güvensizlikten. Baş rahibi ona zanaatlerini öğretmek istiyordu. Ne için? Ozer bunu öğrenmek istiyordu. Göz kapakları ağırlaşmıştı. O gece kızla bağlantılı bir şey göreceğini biliyordu. Son zamanlarda tanrılar özellikle sessizdi ve bu nedenle genç adamın ne beklemesi gerektiğini bilmek önemliydi. Ozer düşünceli bir şekilde parmağını sıkıca kapalı olan dudaklarının üzerinde gezdirdi. Leda'nın yüzüne ne kadar beceriksizce ve utanarak dokunduğunu hatırlamadan edemedi. İhtiyaç duyulursa kontrol edilmesi kolay olacaktır. Uyuması gerekiyordu. Kovmalı mıydı? Yani bu saatten sonra kovsan neye yarar? Hayır, kesin kriz çıkarır. O zaman görüntü dağılabilir. Ozer yorgun bir şekilde içini çekerek gözlerini kapattı ve daha rahat bir şekilde uzandı. Nefesi ağırlaştı. Muhtemelen genç adamın kendisine katılmasını bekliyordu. Bugün değil. Göz kapakları her an daha da kararan, onu başka bir dünyaya çeken bir karanlığa bürünmüştü. Kâhin, kaos labirentinden geçmesine izin verdi ve sonra gördü. Bizim ev mi bu? Ulan bir köy yanıyor. Ne evi? Leda kanlar içinde kalmış, çıplak ayakla yerde yürüyor. Gece siyah bir örtü gibi köyün üzerine süzülüyor ve yalnızca parlak alev dilleri tehditkar yansımalarını kulübelere yansıtıyor. Ağır duman kara bulutlarla birleşerek köyü yoğun bir perdeyle kaplıyor. Kaçan insanların silüetleri içinden zorlukla geçiyor. Yüzyıllardır barınak görevi gören ahşap kulübeler artık her şeyi tüketen alevler tarafından ele geçirildi. Köylüler kurtuluş arayışı içinde deliler gibi koşturuyor. Kadınlar çığlık atıyor, çocuklarını çağırıyor. Erkekler en azından mallarının bir kısmını kurtarmak için ateş duvarını aşmaya çalışıyor. Çıplak ayaklar yanıyor ama Leda durmuyor. Alevlerin dokunmadığı tek yer olan eski kuyuya gidiyor. Leda ona ulaşması gerektiğini biliyor çünkü sorularının yanıtları orada saklanıyor. Kara suyun derinliklerine bakıyor ve dudaklarından sessiz bir fısıltı çıkıyor. Ve sis bizi yutar. Bu nasıl iğrenç bir şey. Efendim, kahin uyan. Ozer görüntüyü tamamen bırakmadan kızın ellerini tuttu. İnledin. Bir şey mi dedim? Kız korkuyla başını salladı. Hayır. Ozer tekrar yastıkların üzerine düştü ve gözlerini koluyla sakladı. Tanrılar sana bir şey mi gösterdi? Ozer sustu. Gitmeli miyim? Çığlıklardan kurumuş dudaklarını açtı ve sadece şöyle dedi. Evet. Akan gözyaşlarını tuttu. Ne kadar soğuk olabiliyor. Yarın gelebilir miyim? Sessizdi. Hala kolunun arkasına saklanıyordu. Onu daha önce hiç kızgın görmemiş olmasına rağmen kızdırmaktan korkuyordu. Ama bir şey ona cevap konusunda ısrar etmemesi gerektiğini söylüyordu. Kız gitti ve Ozer kolunu indirip tavana baktı. Leda'nın kaderdeki rolü nedir? Leda sabırla Ozer'ın cevabını bekledi. Dayanamayarak sorusunu tekrarladı. Ne gördün? Kahin anılarını bir tarafa bırakıp şöyle dedi. Bir şeyler olacak ve köy yanacak. Buna tanık olmuşsun.
Bu kadar mı? Ozer cevap vermeden önce durakladı. Bu kadar. Leda kaşlarını çattı. Bir şeyler saklıyor. Neden? Yangına ne sebep olacak? Bilmiyorum. Yangın çıkacağını öğrendin. Çok fazla soru var ve hepsi cevapsız kaldı. Rahibeye beni endişelendiren her şeyi anlatabilirim. Milo'nu izleyen o yabancıyı. Ama kendileri de sır saklıyor. Peki onlara körü körüne güvenebilir miyim? Dikkatli ve sabırlı olmam gerekmez mi? Cevapları kendim bulana kadar beklemeliyim. Riyah, sen misin yoksa senin şeklini alan kötü ruhlar mı bana eziyet ediyor? Ne yapmalıyım? Akıllı ve güçlü olmak istiyorum ama zekadan da güçten de yoksunum. Fakat zamanım varsa akıllı ve güçlü olabilirim. Çünkü yalnızca bilge ve cesur olanlar sorularına yanıt bulabilir. Ya da izlendiğini fark etmedi. Rahibenin gür kaşları yorgun gözlerinin üzerine sarkıyordu. Kızı rahibe olmaya davet ederek doğru şeyi yapıp yapmadığını düşünüyordu. Sonuçlara varmakta çok mu aceleci davranmıştı? Tanrılarla konuşmak istediğinde Volut'a söylersin, o seni buraya getirir. Sisyolo, tanrıları değil, bu kız daha çok karanlığı ve sırları merak ediyor. Bu onun, bizim sonumuz olabilir. Ama çok geç olmadan onu yönlendirmeliyim, o bana çok benziyor. Ozer rahibeye baktı, sonra bakışlarını tekrar kıza çevirdi. Onun üzgün ve düşünceli olduğunu gördü, ona hangi şüphelerine eziyet ettiğini tahmin etti. Bitirdikten sonra sana bir yer göstereceğim. Ya da yalnızca burada ne yapmaları gerektiğini düşünerek başını salladı. Ozer rahiplere bir işaret verdi ve onlar da aynı anda kemiklere doğru ilerlediler. Zaman tanrıları bile esirgememişti. Sessizliğin sonsuzluğuna boyun eğen kalıntıları kaçınılmaz olarak yosunla kaplanmıştı. Kemiklerin içerdiği sarsılmaz gücün farkına varamayan küçük canlıların meskeni olmuşlardı. Rahipler kemikleri yabani otlar ve böceklerden dikkatlice temizlemeye başladılar. Baş rahibe bile geri kalmadı ve derin bir iç çekişle dizlerinin üzerine çöktü. Devlerin dibinde sürünerek kuru yapraklar topladı ve yüzünde utanç ya da eziyete işaret eden hiçbir şey yoktu. Çünkü hepsi tanrıların gücü karşısında toz parçacıkları kadar önemsizdi. Ve baş rahibe bile istisna değildi. Ama aynı zamanda bunda aşağılayıcı bir şeyler de vardı. Yanlış. Bu kelime ne sıklıkla kızın dilinin ucundaydı. Evet, onların dünyasında gerçekten yanlış bir şeyler vardı. Onlara dokunmanın yasak olduğunu sanıyordum. Ozer yavaşça onun elini tuttu ve tanrılara yöneltti. Büyük, düz avucu kızın elini kemiklere bastırdı. Ya da onun neyin daha çok heyecanlandırdığını söyleyemedi. Elinin sıcaklığı mı yoksa ilahi kalıntıların soğuğu mu? Onlar buz gibi. Ölümün kendisi gibi. Sis yolu ama üzerlerinde sürünen yaratıklar gibi. Kızın da tanrıların yanında çok uzun süre kalması uygun değildi. Lada keskin ama hızla geçen, parmaklarına iğne gibi saplanan bir acı hissetti. Elini hızla geri çekti ve birkaç adım geriye giderek avucunu kendine bastırdı. O da neydi? Ozer gözlerini kısarak kıza baktı. Diğerlerinin görüp görmediğini anlamak için omzunun üzerinden baktı. Volut, tabii ki. Kıza şaşkınlığını yüksek sesle ifade etme fırsatı bırakmadan dikkatini dağıttı. Bunda bir kutsallık olmadığını anlıyorum. Ama bizden başka kimsenin tanrılara yaklaşmasına izin verilmiyor. Bu nedenle onlarla ilgilenmekten onur duyuyoruz. Ya da onun ne demek istediğini anladı. İlk önce artık bıktığı pelerini üzerinden çıkardıktan sonra diğerlerine katıldı. Rahibenin yanında diz çöktü ve fazla ot ve yosunu temizlemeye başladı. Henüz fikrini değiştirmedin mi? Kıza küçümseyici ve aynı zamanda sıcak bir gülümsemeyle baktı. Büyük annelerin torunlarına baktığı gibi. Ya da cevap vermeden ona gülümsedi. Fikrini değiştirmemişti ama hoşuna gittiği için değil. Üzüntüsünü, melankolisini ve sabırsızlığını gizlemeye çalıştı. Rahibe gülümsemesini kendine göre yorumladı. Bu hep olur, gizem çekicidir. Ama sırrı çözdüğümüzde cazibesini kaybeder. Hepsi bu mu? Yaptığınız şey. Ya da dilini ısırdı ve sesine yansıyan hayal kırıklığı yüzünden kendine kızarak öfkeyle otu kopardı. Eğlencesine onlardan biri olduğumu düşünecekler. Hayır, hepsi bu değil. Hala öğrenmen gereken çok şey var. Ama her şeyin bir zamanı vardır. Durakladı ve ekledi. Ve bazı sırların çekici kalması için sonsuza dek çözülmemesi gerekir. Ya da dondu kaldı, düşüncelerine daldı. Tüm sırlar beni ilgilendirmiyor ve ihtiyacım olan sırları yardımınız olsa da olmasa da kendim açığa çıkaracağım. Bitirdikten sonra kız rahibenin kalkmasına yardım etti. Elbisesinin ve ellerinin tozunu silkeledi. Hala konuşmalarını düşünüyordu.
Hazır yaklaştı. Rahiplerin ve rahibelerin yapacak başka işleri var. Gidebiliriz. Ya da ona şüpheli bir bakış attı. Sadece ikimiz mi? Kahinin yanındayken kötü ruhlar hakkında endişelenmene gerek kalmaz. Yakında karanlığın senden uzak durduğunu sen de hissedeceksin. Bunca zamandır sessiz kalan Volo aniden konuştu ve sesi o kadar sert çıktı ki. Kahin bile ona karşı çıkmaya cesaret edemezdi. Ben de sizinle geleceğim. Ay sana ne oldu? Bizimle mi? Ozer şaşkınlığını gizlemedi. Bırak gitsin. Ne de rahibin beklenmedik bir heyecanla onlara yaklaşmasını izledi. Neden bizimle gelmek istedi? Rahibe ve yaşlı rahip onları kemiklerin yanına bıraktılar ve kısa süre sonra ağaçların arasında kayboldular. Kız iki erkekle baş başa kaldığı için kendini huzursuz hissetti. Peki nasıl bir yer göstermek istedin? Yakında merakını gidereceğim. Ya da hızla bakışlarını başka tarafa çevirdi. Ormana döndüler ve düz yoldan ayrılana kadar bir süre köye doğru yürüdüler. Volod sessizce onları takip etti. Ya da yere düşmüş kütüklere takılmamak için ayaklarının altına bakarak neredeyse kör gibi ilerliyordu. Bazen bir çalının iğneleri baldırlarına batıyor ve kız bu macerayı kabul ettiğine pişman olarak bacaklarını sinirli bir şekilde kaşıyordu. Su sesini duyunca başını kaldırdı. İleride yükselen bir gürültü duyuldu. Havada ağır bir nem kokusu vardı. Bu köyümüzün etrafından geçen nehir ormanın içinden başlıyor. Kaynağına kadar inmeyeceğiz ama yolunun bir kısmını göreceksin. Taşların ve diğer engellerin üzerinden geçerek yavaşça ilerlediler. Bu dünyayı anlamak için başlangıcına bakmaya gerek yok. Şimdinin nasıl büküldüğünü gözlemlemek ve uyum sağlayabilmek yeterli. Açık alana geçmeden önce yüzmeyi öğrenmek için tüm keskin dönüşleri bilmek. Ya da onun neden bahsettiğini belli belirsiz anladı. Sözleri her zamanki gibi çift anlamlarla doluydu. Ama diyaloğu sürdürmek istemedi ve tek söylediği şuydu. Herkesin kendi yolu vardır. Bazıları için her şeyin başladığı yere dönüp bakmak önemlidir. Senin için önemli mi? Kız çevreyi heyecanla inceliyormuş gibi yaparak sessiz kaldı. Bir yılan gibi kıvrılan nehir. Çam ormanın yoğun çalılıklarını kesip geçiyordu. Gezginler onun yönünü takip ederek daha da yükseğe çıkmışlardı. Köy artık çok uzakta. Burası sakin görünüyor ama bu bir yalan. Ya da Volod ve Ozer'a yandan baktı. Kötü ruhları korkutan onlar. Nihayet tırmanış bitti. Yavaşladılar, dinlediler. Bu noktada nehir ormana doğru yoluna devam etmek için alçak bir uçurumdan aşağı düşüyordu. Ya da kayalara çarpan bu küçük şelaleye baktı. Hadi aşağı inelim. Karşı tarafa geçerek şelalenin dibine indiler. Ya da elini uzatarak sıçrayan damlaların vücudunu soğutmasına izin verdi. Nehrin aşağısı daha sakindi. Engellerin ve taşların arasından sorunsuz bir şekilde geçiyordu. Acelesi yoktu. Suları berrak ve sakindi. Beni neden buraya getirdin? Bence Volod bunu daha iyi açıklar. Rahip kafatasını çıkarıp yere koydu ve çömelerek elini ıslak toprağın üzerinde gezdirdi. Biz buraya sessiz su diyoruz. Yerin dibinden daha yeni çıkmış temiz, soğuk su. Tüm üzüntüleri temizler ve siler. Kötü ruhlar yaklaşmaktan korksalar bile bize uzanır. Sanırım sen de ölülerin seni takip ettiğini hissediyorsun. Bastığın yere basar, ulaşmaya çalışır ama cesaret edemez. Açıklamaları yüzünden kızın sırtından iğrenç bir ürperti geçti. Yaşayan ölüler sevdiklerinin şeklini alabilir mi? Öyle de olur. Nehir bizi bu zanaatin yükünden kurtarır. Omuzlarımızdaki ağırlığı alır. Dirseklerimize kadar kana bulanmış ellerimizi temizler. Volod düşünceli bir şekilde suyun akıntısını izleyerek konuştu. Ozer kenarda oturup bacaklarını sarkıttı. Ayakkabıları neredeyse suyun yüzeyine değiyordu. Seni buraya suya girmen için getirdim. İnan bana kendini daha iyi hissedeceksin. Lada kararsızca nehre baktı. Gerek var mı? Nehre gir ve yüz. Bağ puanı artıyor. Kararlı ve biraz gergin bir şekilde başını salladı. Tamam. Ozer kollarını arkasına uzatarak yaslandı. Aferin. Lada eğildi ve eteğinin kenarını kaldırdı. Kafasının karıştığını hissetti ama üstesinden geldi. Elbisesini çıkardı ve sadece gömleğiyle kaldı. Heyecanını ele vermemek için özenle gözlerini kaldırmadı. Gergin ve korkak görünmek istemedi. Çocukken sık sık nehirde diğer çocuklarla beraber yüzerdi ama o dönem toz tabakasının altında donmuş kalmıştı. Diğer kızlar erkeklerin önünde çıplak kalmaktan çekinmezdi.
Kutlamalar sırasında göğüsleri sallanan ve kahkahalarla koşan bir kızı sıklıkla görürdü. Ama Lada kendini tüm görkemiyle göstermeye hazır olanlardan değildi. Gömleğinin ıslandığında ortaya çıkmaması gereken bir şey açığa çıkarmaması için tanrılara dua etti. Sonra dikkatlice kenardan kayarak suya daldı. Soğuk açgözlülükle vücudunu deldi. Kemikler acıdan sızladı. Dişleri istemsizce takırdamaya başladı. Kasları itaat etmek istemedi. Nasıl, beğendin mi? Yani, rahatlatıcı hissettiriyor. Volut bile gülümsemeden edemedi. Dudaklarının uçları fark edilmeden yukarı doğru kıvrıldı. Ancak sanki bir engelle karşılaşmış gibi hemen eski yerlerine döndü. Neden daha ileri gitmiyorsun? Ya da sert bir tepkiyi bastırarak dişlerini daha da sıktı. Bunun yerine derin bir nefes aldı ama soğuğun ciğerlerine kadar işlediğini hissedince irkildi. Umarım hastalanmam. Kız kendini dizlerini bükmeye zorladı. Artık su boynuna kadar gelmişti. Hareket etmem gerekiyor. Daha ileri yüzdü. Şelaleye ulaşmak istedi ama çok geçmeden oradaki suyun daha da soğuk olacağını anladı. Onzur ve Volut onu kıyıdan izliyorlardı. Lada onun acıdan buruşmuş yüzünü görmesinler diye arkasını döndü. Ama bu bedensel eziyete rağmen aklının bir köşesinde soğuktan dolayı kavramanın imkansız olduğu hoş bir hissiyat vardı. Su tazelik ve temizlik kokuyordu. Ağaç kabuğu ve nemli toprağın kokusuyla karışmıştı. Huzur bu akan serinlikte vardı. Yüksek bir yerden aşağıya doğru düşen suların göğsün derinliklerinde bir şeye dokunuyordu. Taşlara çarpan küçük damlalar vuruyordu. Havada ısınıp cildi hoş bir şekilde kokuşuyordu. Sanırım buna alışmaya başlıyorum. Lada sırt üstü uzandı ve kollarını açarak suyun onu yönlendirmesine izin verdi. Gri gökyüzüne bakarken içinde kırılmış olan bir şeylerin huzur bulduğunu hissetti. Su nasıl? Büyücünün sesi nehrin yüzeyinde yankılandı. Cesurluğuyla alışılmadık şakacı bir düşünce girdi kızın aklına. Ozra'yı yüzmeye davet et. Volut'u yüzmeye davet et. İkisini birden davet et. Arkadaşlar biz Dragon rotasında olduğumuz için ikisini davet edelim. Kendi rotalarında sadece kendilerini çağırırız. Kendimi aptal gibi hissediyorum. Neden siz de yüzmüyorsunuz? Bizimle mi suya girmemizi istiyorsun? Lada soğuktan burnunun donduğunu hissederek keskin bir nefes aldı. Ozer nehrin buzlu kucağına sarılmamıştı. Elbiseleri kuru ve vücudu sıcak kalmıştı. Kız nedense suyun onu serinletemeyeceğini düşündü. Muhtemelen kutsanmış kişinin sıcak bedeni tanrılar için yaktıkları o ateş gibi her zaman alevli kalırdı. Ozer kayanın kenarında durdu. Yavaşça pelerinini omuzlarında tutan iplere uzandı. Ama korkarım rahip bir kızla yüzmeye cesaret edemeyecek. Ne yapmaya çalışıyordu? Kışkırtıyor mu yoksa uyarıyor muydu? Lada Volut'a baktı. Onu davet etmeye cesaret edemiyordu. Genç adam kızın bakışını yakaladı ve bir süre ona baktı. Kızın yüzünü daha da kızarttı. Sonra aniden ayağa kalktı. Biraz yüzeceğim. Ozer Volut'a soğuk, düşünceli bir bakış attı. Büyücü ve rahip diğer tarafın fikrini değiştirmediğinden emin olmak istercesine kıyafetlerini çıkarırken birbirlerine bakıyordu. Volut nehre girdi. Bir an durdu. Çenesini sıktı. Derin nefes alınca burun delikleri genişledi. O da üşüyor. Volut daha da ileri giderek suyun derinliklerine daldı. Şelaleye doğru yüzdü ve balıklama daldı. Birkaç dakikalığına yok oldu. Lada nehrin derinliklerinde kaybolan devasa figürünü bulmak için korkuyla yüzeye baktı. O sırada arkasında su sesi duyuldu. Ozer buraya doğru yüzüyor. Kız vücudunun her noktasıyla onun yaklaştığını hissetti. Heyecanını gizlemeye çalıştı ama ellerinin su yüzeyinin altındaki gergin hareketleri duygu fırtınasını belli ediyordu. Lada çekinerek arkasını döndü. Ozer biraz uzakta durdu ama kız ona baktığı anda biraz daha yakına yüzdü. Kız onun delici bakışlarına dayanamadı. Beni kendin çağırdın. Şimdi korkuyor musun? Kahin benimle dalga geçiyor. Ozer dudaklarında bir gülümsemeyle suya çarparak kıza sıçrattı. Ya da çığlık attı ve güldü. Eh böylesi daha iyi. Kız ona aynı şekilde cevap vermeye çalıştı ama her girişimi Ozer'ı daha da gaza getirdi. Kıza yaklaşmıyor ama sürekli hareket ediyor. Onu büyüleyip takip etmek, dönmek zorunda bırakıyordu.
Ve aynı zamanda Leda tüm dikkatinin odağındaydı. Onun hiçbir eylemini gözden kaçırmıyordu. Bir hareketle neredeyse görünmez bir şekilde suyun altına daldı ve aniden yakında, fazla yakında belirdi. Leda istemsizce ürperdi ve geri çekildi. Ozer güldü ve hemen arkasında hafif dalgalar bırakarak tekrar suyun altına girdi. O nerede? Büyücü kızın arkasında yüzeye çıkarken ayak bileğine ilişti. Kız arkasını döndü ve yan yana durduklarını fark edince dondu kaldı. Şu an Mavka'ya benziyorsun. Neredeyse büyülendim. Senin elindeyim. Leda istese bile bakışlarını başka tarafa çeviremezdi. Sanki aralarına ince bir ip gerilmiş, onları birbirine yakın tutuyormuş. Ama o an Wallet yüzerek şelalenin altından çıktı ve kızın aklı başına geldi. Büyücüden uzaklaştı. Güçlü bir akıntıya yakalandığını fark edemedi. Sürüklenmeye başladı. Çok hızlı sürükleniyordu. Ama Leda'nın korkmaya vakti olmadı. Wallet'ın sert ama yine de sıcak elleri onu belinden yakalayıp kendisine doğru çekti. Leda korkunun yine de vücudunu deldiğini ve onu hareketsiz bıraktığını fark ederek kollarında gevşedi. Ozer'ın bakışlarıyla karşılaştı. Onlara yaklaşmadı. Ama donuk öfkesi uzaktan bile hissedilebiliyordu. Birbirlerinden nefret ediyor gibi görünüyorlar. Yüzeyde kalabilir misin? Rahibin sesini tam kulağının dibinde duyunca kızın kalbi anında çarpmaya başladı. Evet, sanırım evet. Wallet onu bıraktı. Kız yüzerek uzaklaştı ve sonra tekrar ona döndü. Leda rahibe baktı ve onun sert bakışını anlamaya çalıştı. Pek çok sır ve pek çok soru saklıyordu. Ama bunların arasında başka bir şey var mıydı? Kızın onda aradığı da bu değil miydi? Zaman zaman akıntı onları şakacı bir şekilde birbirlerine doğru iterken bacakları kazara birbirine değiyordu. Bu dokunuşlar hafif ve hızlıydı ama her seferinde temas noktasından acayip, neredeyse titreşen bir iz bırakıyorlardı. Buraya ne sıklıkla geliyorsun? Arada bir. Neden bizimle gelmeye karar verdin? Leda kalbinin heyecanla çarptığını duydu. Bu soruyu sormaya karar verdi. Çünkü bunun arkasında bir neden olduğunu düşünüyordu. Sözlerini doğrulayan Wallet sessiz kaldı. Kaba olmak istemedim. Senin yüzünden geldim. İnanılmaz bir kayıtsızlıkla söylediği bu basit ve samimi cevabı duyan kızın kulakları çınladı. Neden? Bunun için kendi nedenlerim var. Onları bilmeli miyim? Belki. Ama sen söylemeyeceksin. Bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Ve yine de... Wallet Ozer'a baktı. Büyücü taşlara doğru yüzdü ve onlara yaslanarak konuşmalarını izledi. Bu ara orman tehlikeli. Bir büyücünün bile seni koruyabileceğinden emin değilim. Neden? Bizden bile korkmayan kötü ruhlara rastlayabiliriz. Benzer bir şeyle karşılaştın mı? Sesi titriyordu. Dişleri o kadar hızlı takırdıyordu ki... Birkaç kez dilini ısırdı. Wallet'ın bakışları kızın dudaklarına indi. Buna yanıt olarak kızın göğsündeki bir şey kasıldı ve ters döndü. Ancak Leda adamın mavi rengine baktığını hemen fark etti. Üşüyorsun, çık artık. Leda Ozer'a baktı. Her şeyin yolunda olup olmadığını soruyormuş gibi başını salladı ve kız da buna gülümsedi. Kıyıyı işaret etti ve sesini yükseltti. Geri dönelim mi? Nasıl istersen. Ozer'ın sesi yüksek değildi. Sakindi ve mesafeye rağmen Leda onu duymuştu. Sakin, alçak, kadifemsi sesi. Leda kızardı. Arkasında yüzen adamlara bakmadan aceleyle kıyıya doğru ilerledi. Ne yapıyorum? Tek başıma bir rahip ve bir kahinle. Birbirlerini öldürmek ister gibi bakıyorlar. Öyle görünüyor ki adamların arasına bir duvar örülmüş ve sen onun sebebi olmuşsun. Birlikte yüzerek geri döndüler. Wallet suyun içinden çıktı ve elini kıza uzattı. Gel. Teşekkür ederim. Kızı sanki hiçbir ağırlığı yokmuş gibi tek bir hareketle kaldırdı. Hatta kız bir anda kendini havada bulunca nefesi kesildi. Rahibin eli bir anlığına belini tuttu ama hemen ardından geri çekildi. Leda onun omzunun üzerinden bir yere baktığını fark etti ve arkasını döndüğünde Ozer'ın buz gibi bakışlarıyla karşılaştı. Güneş batıyor sanırım, gitme zamanımız geldi. Kahin haklı, üşütebilirsin. Bunu Ozer'a bakmaya devam ederken söyledi. Yeter ya. Ne bu horozlanmalar? Aralarında bir gerginlik var ama bunun nedeni ben olamam. Olamam değil mi? Ya da ıslak gömleğini önceden çıkararak hızla elbisesini giydi. Geldikleri yoldan geri döndüler. Ormanın içinden. Güneş batmak üzereydi ve gecenin gölgeleri ağaçları yavaş yavaş karanlığa gömüyordu.
Dar bir patikada 3 kişi yürüyordu. 2 erkek ve bir kız. Ayakları yere sessizce basıyor. Ara sıra kuru dallara basarak bunaltıcı sessizliği bozuyordu. Gerilim görünmez bir perde gibi havada asılıydı. Her harekete ve her bakışa sızıyordu. Ozer ve Volut arada bir bakışarak sessizce yürüyorlardı. Bu bakışlarda bir çatışmanın başlangıcı doğuyordu. Ancak mesele sadece kızla ilgili değildi. Görünüşe göre eski anlaşmazlıklar ve bekleyen sorunlar iltihaplı bir yara gibi patlamak üzereydi. Ya da bu sessiz çatışmaya bakarken fazla dikkat çekmeden dikkatli yürümeye çalışıyordu. Düşmanlıklarının içinde sıkışıp kaldığını hissetmişti. Büyücü ve rahip kızı evine kadar geçirmişlerdi. Veranda'da babasını gören Lada onlara hızlıca veda etti ve aceleyle içeri girdi. Babası erkekleri görünce kaşlarını çatarak baktı. Üzgünüm, geciktim. Rahibeye yardım edeceğini söylediğinde durumun buna dönüşeceğini düşünmemiştim. Ben rahibe olmak için eğitim alıyorum. Ben de onlardan biri olacağım. Babasının yorgun yüzünde pek çok duygu belirdi. O an onu yeniden canlı ve güçlü haline getirse de kıza iyi bir şey vaat etmedi. İçinde öfke, güvensizlik ve umutsuz bir korku vardı. Ancak ağzından tek bir kelime çıktı. Neden? Korkuyor, benim için korkuyor. Çünkü hoşuma gidiyor. Ya da inatla dudaklarını büzdü, pes etmek niyetinde değildi ama babası sadece başını salladı. Seni bundan caydırmaya çalışmayacağım. Ama tanıdığım tüm rahip ve rahibeler hayatları boyunca son derece mutsuzdu. Senin de böyle bir kader yaşamanı istemem. Ya da kendini haklı çıkarmak istedi ama babası elini kaldırdı. Konuşmasını kesti ve içeri girdi. Annemle babamı üzen bir başka sebep daha olmak istemezdim. Kız arkasında ayak sesleri duyunca döndü. Allah'ım. Öleni bekliyordum, bu sefer canlısı geldi. Ah sensin Hena, beni korkuttun. Ablası ona bakmıyordu. Bakışları kızın odasının penceresine yöneldi. Ya da onun bakışlarını takip etti ve başını kaldırdı. Eliyle ağzını kapattı ve geri çekildi. Pencereden ona, geriye bakıyordu. Sen de onu görüyor musun? Ya da Hena'nın elini tuttu ve yalvarırcasına gözlerinin içine baktı. Onu görüyorsun, gördüğünü biliyorum. Ama neden? O da seninle konuştu mu? Rüyalarını gösterdi mi? Ya da Hena'nın cevap vermeyeceğini biliyordu ama sorular sonsuz bir akış halinde akmaya devam etti. Ta ki ablası onun gözlerinin içine bakıp ağzını açana kadar. Konuştu mu? Dudakları sessizce tek bir kelime söyledi. Sis. Ve bölüm bitti arkadaşlar. Bir sonraki bölüm görüşene kadar kendinize iyi bakın.